Sayın seyirciler, şimdi de telefon attığımızda Sayın Cumali Topçuoğlu var. Mavi Marmara baskınında yaşamını kaybeden Çetin Topçuoğlu'nun kardeşi kendileri. Efendim, başınız sağ olsun diyerek bu sıcak gelişmeyi değerlendirmenizi rica edeceğim sizden. İsrail, Türkiye'den, sizlerden özür diledi ve tazminat ödemeyi de kabul ediyor. Nasıl bir değerlendirme yaparsınız, ne söylemek istersiniz? Teşekkür ediyorum. Yayınınızdan dolayı da sizlere teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun. Her şeyden şunu söyleyeyim. Ben birkaç açıklama yapmıştım. Bu açıklamalarımızda özellikle şunun üzerinde durduk. İsrail bölgedeki zulmünü, bölge insanlara karşı eziyetini, Filistin halkının üzerindeki işgalini, bu millete olan, bu dünya insanlarına olan eziyetlerin sona erdirmediği müddetçe hiçbir anlamda yapacağı, hiçbir şeyin bir anlamı olmayacağını ifade etmiştim. Tekrar buradan şunu söyleyeyim. İkincisi, İsrail'in Türk halkına karşı bir borcu var. Bu özür borcudur. Maddi manevi borçtur. Bu Türk halkına karşı bir borcudur. Devlete karşı bir borcu var. Devletten özür dilemesi gerekiyor. Türk devletinden özür dilemesi birinci aşamayı atlattığını gösterir. Türk milletinden özür dilememiş olan İsrail, Türk milletinden de özür dilemiş olsa bu millete kendisini affettirebilecek değil. Çünkü bu milletin 9 tane masum insanlık adına yola çıkmış evladını katletti. Sadece öldürmekle kalmadı, katletti. Şüphesiz Cumali Bey, şu notu da sizinle paylaşmam gerekiyor. Sadece devletten, Sayın Başbakan'dan değil, Netanyahu'nun özrü tüm Türk halkına, Türk milletine yönelik bir özür. Değerlendirmenizi bu noktadan hareketle devam ettirmenizi rica edeceğim. Sizden ve Türk milletinden de özür diliyor İsrail. Biz tarih boyunca bütün dünya mazlum haklarına sahip çıktık. Yahudiler de buna dahil olmak istiyor. Fakat kendileri ellerine geçen ilk fırsatta dünya haklarını eziyet ettiler, zulmettiler, katlettiler, işgal ettiler. Bu işgalini kaldırmadığım için Filistin halkının her gün ölüm haberleri gelmesi durmadığı müddetçe biz Türk halkı olarak İsrail'in özrünü kabul etmeyeceğiz. Şehit ailesi olarak da kesinlikle katiyen ne tazminatların ne özürlerini kabul ediyor değiliz. Dünya mazlum müstazaflarının hakkını ödemediği müddetçe İsrail'den hiçbir beyanatı kabul ediyor değiliz. Kaldı ki biz İsrail'i işgal devlet olarak görüyoruz, devlet olarak da tanımıyoruz. Bundan dolayı Filistin üzerinden, dünya mazlum hakkı üzerinden katil kamillerin çekmediği müddetçe hiçbir açıklamayı kabul etmiyoruz. Cumali Bey, şehit ailesi olarak şunu söylemek isterim. Kan davası gitmiyoruz. İntikam davası gitmiyoruz. Fakat mazlum halkların hakkının sorulmasını her daim hakkımızı ifade etme adına bunu söylüyoruz. Bundan dolayı bu yolda şehit olmuş bir abiye sahip olmanın gururunu da tekrardan belirtiyorum. Cumali Bey, tabii ki acınız büyük, bunu biliyorum. Sayın Başbakan da hatırlayacaksınız. Önce özür, tazminat ve Gazze'ye ambargonun kaldırılması şartını, ön şart olarak, özrü kabul etmenin şartı olarak koşmuştu, siz de hatırlayacaksınız. Kardeşiniz de oraya bir misyon için, bir amaç için gitmişti. Gazze'ye yönelik ambargonun kaldırılması ve orada bir sonuca, bir çözüme ulaşılması doğrultusunda Türkiye'nin devreye girecek olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir umut, bir fark yarattı kardeşiniz. Şehitlerimiz de, gazilerimiz de muhakkak ki bir fark yarattı ama bundan sonraki sürece ilişkin beklentileriniz neler? Elbette bu çok olumlu bir hareket, olumlu bir katkı olacak. Elbette ki çok güzel bir şey. Ama tekrar söylüyorum, İsrail özellikle kanlı eylemlerini terk etmediği müddetçe, Filistin'den şehit haberleri gelmesi durmadığı müddetçe, biz İsrail'in hiçbir özrünü de, herhangi bir açıklamasını da, beyanatını da kabul etmeyeceğiz. Bundan dolayı şunu tekrardan altını çizerek söylüyorum. Bu işin bir şartı varsa, İsrail kendisini feshetmek zorunda kalsa bile, İsrail ya kendisini feshedecek, ya da biz Orta Doğu'dan İsrail'i silmek suretiyle dünya mazlum insanların kurtuluşu ve hürriyeti açısından elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bunun için bedel ödememiz gerekirse biz bir bedel ödedik. Bundan sonra bedel ödemeye de Türk milleti olarak hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.